Bilgilendirme toplantımıza hoş geldiniz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu işbirliğinde yaş meyve sebze paketleme soğuk hava deposu sektörlerine yönelik İPART AB Hibe programları hakkında tanıtım toplantısı düzenlendi. İPART Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasında hazırlanan finanse ettiği bir program. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılan toplantıda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu temsilcileri Hakan Hayta, Candaş ve Hüseyin Yaz, hibe programından yararlanmak isteyenlere koşullarla ilgili bilgiler verdiler. İlk sunumu yapan TKDK temsilcisi Hakan Hayta, Avrupa Birliği ve Türkiye eş finansmanı ile sağlanan kaynakların kırsal kalkınma programlarında uygulanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacı da kurulan TKDK'nın %50 ile %65 arasında hibe dağıtan bir kurum olduğunu söyledi. Büyükbaş, küçükbaş, şimdi ve böyle kalmış işletmecileri, sanayi bazında işletmelerimiz süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve hazırlanması süt mandrajını TKDK'da bütün uygun yatırımlara KDV muafiyeti olduğunu da belirten Hayta, 19 Nisan 2013 tarihinde çıkılan 10. başvuru çağrı ilanı kapsamında TKDK Mersin İl Koordinatörlüğü'nün proje başvuru kabulüne başlayacağı bilgisini verdi. TKDK'nın Tarım ve Kırsal Kalkınma Programı'nın %75'inin AB, %25'inin de Türkiye'nin finanse ettiği bir program olduğunu kaydetti. Evet, et ürünleri, sağlam suçluk suçluk tesis fabrikaları. Sizin alakası olan isim burada. Meyve sebzeden işlenmesi ve pazarlanması. Süt üreten tarımsal işletmelerin ve et üreten tarımsal işletmelerin desteklenmesi, sanayi bazında süt ve süt ürünlerinin işlemesi ve pazarlanması, et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının desteklenmesi, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, yerel ürünler ve mikro işletmelerin ekonomik gelişiminin, kırsal turizmin gelişiminin ve kültür balıkçılığının gelişiminin desteklenmesinin sağlanacağını ifade eden Hayta, kırsal turizm destekleri çerçevesinde otel, restoran, dinlenme tesisleri kurulabildiğini anlattı. Restoran, butik otel, dinlenme tesisleri kurulabiliyor bu kapsamda. Kültür balıkçılığı, balık çiftlikleri, tatlı sular. Toplantı yapılan sunumların ardından TKDK temsilcilerinin katılımlarının sorularını yanıtlamasıyla son buldu.